Bekle bizi tabii yeter abi. Biz geliyoruz. Geliyoruz işte. Var mı diyeceğim? Geliyoruz işte. Var mı diyeceğim? Oymakbaşı Ulki emir ve görüşünüz hazırdır komutanım. Rapor ver Oymakbaşı. Derhal komutanım. Okulumuzun yaz kampı için bütün hazırlıklar tamamlandı komutanım. Emrettiğiniz gibi tabiatın böğründe, medeniyetten uzak, muhteşem bir yer buldum komutanım. Ayrıca 30 öğrenci için 30 tane izli kıyafeti ve 15 tane çadır satın aldım komutanım. 30 öğrenci, bir oymakbaşı ve bir komutana 15 gün boyunca yetecek erzak ayarladım komutanım. Bitmedi. 30 öğrenci, bir oymakbaşı ve bir komutanı tabiatın böğrüne getirip götürecek full donanımlı, full teçhizatlı bir otobüs ayarladım komutanım. Eşyaları yükledim. Yani anlayacağınız kamp için her şey hazır. Her şey hazır diyorsun yani Ulki. Komutanım her şeyi en ince detayına kadar düşündüm, hesapladım, ayarladım. Ha bu arada hani olur da yolda susarsınız diye size kendi el cihazımla ayran bile hazırladım. Ha unutmadan gitmeden önce çocuklara yapacağınız konuşma için bir kürsü, bir de mikrofon ayarladım komutanım. Konuşun da hemen gideyim. Ben o konuşmayı yapayım. Yapayım. Çünkü biz buradayız. Evet. Fakat öğrenciler nerede? Öğrenciler. Ben o küçük detayı atlamışım komutanım. Ah, oymakbaşı Ulki. Senin bu durumuna uygun İsmail YK'dan muazzam bir şarkı biliyorum. Anladın sen hangi şarkıyı kastettiğimi değil mi? Ben derhal gideyim öğrencilere haber vereyim komutanım. Oymakbaşı Ulki. Emredin komutanım. Öğrencilerden bir tanesine bizzat ben gideceğim. Sen ilgilenme. Hangisi? Onun halaları var. Güzel mi güzel? Bir tanesi var beni üzer mi üzer? Geliyorlar, geliyorlar. Ay inanmıyorum. Selda halam aylardır kurtulmaya çalıştığı postacıyla yemeğe çıktı. Evde kalma korkusu neler yaptırıyor insana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 liraya bahse girerim. Postacı Selda halamı öpmeye kalkacak. Ben de 10 liraya bahse girerim. Selda postacıyı dövmeye kalkacak. Bir keresinde 4 saatte 188 tane faturayı elden dağıtmıştım. Hem de tek tek. Ya. Bu ne ki bende daha? Ne anılar var, ne anılar. Apartmanın kapısı kapalıydı. Ta 4. kata bir cep telefonu faturasını bir seferde fırlatıp attım. Ne diyorsun? Bu ne ki? Ay dur, dur. Artık anlatma. Ben bir gecede bu kadar şoku üst üste atlatamam. Bir dahaki sefer anlatırsın. İnşallah. Hadi bana ilgi... Yemek güzeldi ama değil mi? Ben hayatımda hiç bu kadar bol malzemeli Adana dürüm yememiştim. Hadi iyi geceler. Seldoş, sana uzun zamandır itiraf etmek isteyip de itiraf edemediğim bir şeye itiraf etmek istiyorum. Seni... Saat kaç? Saat. Saat 9:30 olmuş. Melda bana 9'a kadar izin vermişti. Hadi atla bana iyi geceler. Gelir tırıs gider Seldoş. Kurtaracağım seni bu sürümden. Nevenin kadını olacaksın. Şurada giden, kamyonun altında giden senin bisikletin değil mi sürüklenen? Ne? Şşş, geliyor. Of. Of. Melda nerede? Melda bana vız gelir tırıs gider Seldoş. Kurtaracağım seni bu zulümden. Evinin kadını olacaksın. Bir zamanlar benim erkek kardeşim olan bir kedi bana ilanı aşkta bulunan postacının taklidini yapıyor. 590 senelik hayatımın en utanç verici anı bu. Gel bakalım. Hop nereye ya? Kedim. Hayır olamaz. Sen de dalga geç bakalım. Sen de dalga geç. Erken gelmişsin Selda. Postacıyla olan randevun iyi geçmedi galiba. Dürümcüye gittik Melda. Dürümcüye gittik. Yerden 20 santimetre yükseklikteki taburelerin üzerinde dürüm yedik. Adana dürüm. Of dilaverim of.
Neden ormana kaçtın? Neden kaçarken beni de yanında götürmedin? Neden beni de bu acılı hayattan kurtarmadın? Selda, bari beni yere bırak da öyle dertler. Yemişsin soğanları, öldüm. Burada öldüm, nefes alamıyorum. Of be! Git hadi. Selda, neyin var senin? Yok abla, yok bir şeyim benim. Selda, sen ağlıyor musun? Soğan yedim de herhalde benim gözüme kaçtı, ondan öyle. Selda'cığım, sen çok takıldın bu dilavere. Abla, ben sevdim ve sevildim. Ama sen nereden bileceksin? 600 senedir hiç böyle bir şey yaşamamışsın ki. Artık ya Ferit ya postacı. İkisinden birini seçmek zorundayım. Abla, dilaverimin gelip kapıyı çalmasını beklemekten yoruldum artık. Evde kalmak istemiyorum. Seninle aynı kaderi paylaşmak istemiyorum. Abla, saçım okşar. Hadi Selda, hadi yavrum. Bak ayağına kadar gel. Hadi artık, tepme şu fırsatı. Tepme, tepme kadın. Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri. Aa, müdür Dilaver. Öğrenci Ayşegül. Yavrum, yarın sabah saat 8'de şu kıyafetleri giymiş olarak okulda bekliyorum seni. Gidiyoruz. Nereye? Tabiatın böğrüne. Yukarıdan Selda ablanı çağırır mısın? Ona söylemem gereken çok önemli bir şey var. Hadi yavrum. Tamam tamam, bekleyin. Oğlum Dilaver, yine hayat felsefendeki birinci kural. Daima açık ol ve direkt konuya gir. Selda hala, bil bakalım kim geldi? Ne olur bilmece gibi konuşma Ayşegül. Benim derdim bana yeter. Müdür Dilaver. Seni görmek istiyor. Ayşegül, çok ayıp yaptın. Çok ayıp. Şaka yapılır ama böyle yapılmaz. İnsan karşısındakinin duygularıyla bu kadar oynamaz. Ya gerçekten şu an kapıda ve seni görmek istiyor. Hadi. Tabii tabii, beni görünce karşımda diz çöküp evlenme teklif edecek değil mi? Selda, seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Evet, belki de edebilir. Değil mi? Yetmedi değil mi Duman'la birlikte benimle dalga geçmeniz? Ablan bana vız gelir, tırıs gider Seldoş. Kurtaracağım seni bu zulümden. Evinin kadını yapacağım Seldoş. Hayır, olamaz. Şimdi de Dilaver geldi, kapıda bekliyor değil mi? Bu kadar. Geldin geldin. Gelmedin bitti. Bu aşk defteri sonsuza kadar kapanır. Çünkü yeni hayat felsefendeki ikinci kural. Sana değer vermeyene sen asla değer verme. Otosaniye süren var Selda. Geri sayım başladı. Ya vallahi billahi, gerçekten seni kapıda bekliyor. Tabii tabii, ben şimdi ineceğim. Bakacağım ki kapıda hiç kimse yok. Duman'la birlikte ikiniz arkamdan kah kah kah, kek kek güleceksiniz. 18. 29. Ya Melda hala, bari sen bir şey söyle. Bir şey söyleyeyim. Bu yaptığınız çok ayıp. Selda halanın en hassas olduğu konu bu. Dalga geçmek hiç size yakışıyor mu? Ay, sağ ol ablacığım. Peki tamam, inanmayın. O zaman ben onu buraya getiririm. Belki o zaman inanırsınız. Abla, saçlarım olmuş abla. Arkana bakmadan yürü. Ne yürümesi be? Koy, koy. Hocam, halam yukarıda. Hocam? Dilaver hoca. Bunların ikisi de bu akıllı anca evde kalır. Ne o? Yine yakmış yer mektubun ucunu. Postacıyken sevda çekmek zor diyor. Of Melda, of, delirdi bu postacı, delirdi. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Hayır, korkuyorum. Bu kadar çok mektubu yakarken bir gün evi yakacak diye. Of Dilaverim, of. O mektuplardan biri senden gelmiş olsaydı, şimdi nikah masasındaydık. Of Dilaverim, of. Nedir bu yeni hayat felsefen acaba? Bu yeni hayat felsefenin içinde ben var mıyım acaba? Ormanda sana neler oldu acaba? Anlaşıldı. Eve tıkılmak sana yaramıyor. Gel biraz çıkıp hava alalım. Alışverişe ne dersin? Melda, alışveriş falan yapasım yok. Ben kös kös evde oturacağım. Ah, gerçekten mi? Gerçekten.
Oysa Bağdat Caddesi'ndeki bütün dükkanlar %40 indirim yapmış. Ne diyorsun? Bak hala duruyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.